Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videomu izlemeyi, beğenmeyi, abonelik etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hayırlı geceler de dileyim bu ara size. Hangimiz daha çok seviliyoruz? Yine o saadet günlerinden bir gündü. Göklerden demet demet nur iniyor. Yeryüzü çiçek çiçek gülümsüyordu. Allah'ın sevgilisi, topyekun zaman ve mekanın peygamberi Hazreti Ali ile Fatıma-i Zehra'nın evlerini şereflendirdiler. Onlar birbirleriyle konuşup gülüşüyorlardı. Nebiler Sultanı'nın geldiğini görünce konuşmayı ve gülmeyi bıraktılar. Onu istikbal için koştular. Levlake levlak ufkunun nurlandırıcı güneşi sordu. Niçin gülüyordunuz ve beni görünce neden sustunuz? Peygamber Efendimiz soruyor. Hazreti Fadime hemen çırpınan bir alev gibi atıldı. Ey benim babam, amcam oğlu Ali diyordu ki Allah Resulü'nün yanında ben senden daha sevgiliyim. Ben de ona karşı hayır, ben senden daha sevgiliyim diyordum. Şimdi sen söyle, hangimiz daha sevgiliyiz? Allah'ın Resulü güneş güneş gülümsediler ve dediler. Ya Fatime, canım benim, sen babanın çocuklarına olan tabi sevgi ve fıtri şefkati icabı bana Ali'den daha ziyade sevgilisin. Ne var ki Ali de nazarımdan senden daha çok izzet ve keramet sahibidir. Hazreti Ayşe'den Allah Resulüne mübarek kızları Fatıma bütün halkın en sevgilisiydi. Efendisi Ali de erkeklerin en üstünü ve değerlisiydi. Nebiler Sultanı Ali'ye karşı buyururlardı ki Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Resulullahu ve Cibrilü anke radun. Ey Ali! Allah ile onun Resulü ve Cibril senden hoşnutturlar. Yine bir gün Allah'ın Resulü Ulviyet ve Secaat madeni Hazreti Ali'yi uzaktan gördüler. İşte Arap'ın efendisi buyurdular. Hazreti Ayşe validemiz sordu. Arap'ın efendisi sen değil misin? Ey Allah'ın Resulü. Kainatın fahri şöyle buyurdular. Ben insanoğlunun efendisiyim. Ali ise Arap'ın efendisi. Tebük seferi esnasında Hazreti Ali radıyallahu anh'ı peygamberler peygamberi tarafından Medine'de bırakıldı. O güne kadar bütün savaşçıların eşsiz kahramanı, cenk sahnelerinin yenilmez aslanı bundan mahzun oldu. Boynu bükük, gözleri yerde Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Beni kaza nimetinden mahrum etme. Kainatın efendisi çiçek çiçek gülümsediler ve buyurdular Musa'ya nispetle Harun neyse bana göre o olmak istemez misin ya Ali? Allah'ın yenilmez aslanı sevincinden ve saadetinden uçacak gibi oldu. Allah'ın Resulü buyurdular ki sen ey Ali hem dünyada seyitsin hem ahirette seyitsin. Seni seven beni sevmiştir ve senin dostun da Allah dostudur. Benim düşmanım benim de düşmanımdır. Benim düşmanım ise Allah'ın düşmanıdır. Bana buğz edene azap olsun. Cennet 4 kişiye müstaktır. Bunlar Ali, Ammar, Selman ve Miktat'tır. Ebu Turab. Allah'ın yenilmez
Arslanı ve Evliyalar Sultanı Hazreti Ali'ye bu künyenin verilmesi de enfes. Nasıl mı? Şöyle, bir gün Seccad ve Ulviyet Madeni Hazreti Ali Keremallahu veçe ömrünce bir kere kırmadığı ve kırılmadığı derin ve ince Fatime'nin bir sözünden nazla karışık şekilde incinir gibi oldu. Peygamber kızını üzmemek için derhal sustu ve evden dışarı çıktı. Doğruca Mescid-i Sadid'e gitti. Mescidin bir köşesine çekilip uykuya daldı ve yüzü gözü toprağa bulandı. Az sonra nihayetsiz olan mülkün seyidi ve Kevser havuzunun sahibi Yüce Peygamber mübarek kızlarının evini şereflendirdiler. Kapıya varıp seslendiler. Kızım izin var mı? İnsanlık hurisi Fatime Zehra radıyallahu anha kapıya koştular ve Allah'ın Resulü'nü karşılayıp buyur ettiler. Allah'ın Resulü Cenab-ı Ali'yi evde göremeyince sordular. Kızım amcam oğlu Ali nerede? Fatime-i Zehra ak çiçekli gül dalı gibi sallanıp ah babacığım dedi, bana kırılmış olacak ki evi terk edip gitti. Nebiler Nebisi derhal Fatime-i Zehra'nın yanından ayrıldı. Yanında bulunan sahabilerden Seyl bin Sa'da emir verdi. Ya Seyl git bak Ali nerededir. Nerede bulursan gel bana haber ver. Şel şevk ve saadetle hatırladı. Emrin başım üstüne ey Allah'ın Resulü. Şel Hazretleri yola revan oldu. Gitti Ali'ül Mürteza'yı Mescid-i Saadet'te uyur bir halde buldu ve geri dönüp Allah Resulüne haber verdi. Ey Allah'ın Resulü, Ali şu anda mescittedir. Kainatın Efendisi derhal Mescid-i Nebevi'ye gittiler. Hazreti Ali'yi cübbesiyle örtülmüş topraklar içinde yatar buldular. Hemen başı ucuna çöktüler. Yüzünden mübarek elleriyle tozları sildiler ve ona seslendiler. Kalk ya Eba Turab, kalk ya Eba Turab. Allah arslanı Ali bir ok gibi yerinden fırladı. Başucunda Allah'ın Resulü'nü gülümser bir vaziyette görünce utandı ve boynunu büküp bekledi. Kainatın Efendisi onun ellerinden tuttular ve doğruca Fatime-i Zehra'nın yanına getirdiler. Ondan sonra bu lakap aynıyla kaldı ve her söylenişinde Hazreti Ali'ye fevkalade sevimli geldi. Bu hadiseden sonra sahabilerden birisi varlığın sebebi olan peygamberler peygamberine ey Allah'ın Resulü dedi. Fatma'nın evine girerken kederliydin, çıkarken pek sevinçli çıktın ve sevinciniz mübarek yüzünüzden taşıyordu. Allah'ın Resulü buyurdular ki ben nasıl memnun olup sevinmeyeyim ki benim en çok sevdiğim iki kişinin aralarını bulmayı başardım. Hazreti Ali ve Fatıma'ya Zehra alemde birbirine denk iki insandı. Fatıma sanki cennet ufkundan dünya yüzüne inmiş bir huri idi. Ali ise ilim ve hikmetle bezenmiş bir yüce dağdı. Cenab-ı Ali orta boylu, güler yüzlü, büyük gözlü, Cenab-ı Ali orta boylu, güler yüzlü, büyük gözlü, buğday benizli, gür sakallı, geniş omuzlu, iri kemikli, iki omuzunun arası geniş, bazuları kalın, mafsalları ince, elleri kavi, gayet seçi, insan güzeli, pehlivan yapılı bir mübarek zattı. Ona karşı kainatın efendisinin lütufları da bir başka güzellikteydi. Hicretin 5. ayında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli sahabilerle Medineli sahabiler arasında birçoğunu birbirlerine kardeş etmişti. Kardeş ki hem nasıl kardeş?
ne tarihlerin bildiği ne de insanoğlunun hayal edebildiği gerçek kardeşlik o kadar o kadar ki birbirinin mirasından pay bile alacak derecede ileri. Fakat Allah emri gelecek ve kan kardeşliği dışında mirasta kardeşlik yasak edilecektir. Peygamberler peygamberinin ölçüsü. Bütün Müslümanlar kardeştir. Benim kardeşim yok mu? Kardeş tutma işinde ilim ve hikmet kutbu Hazreti Ali açıkta kalmıştı. Ne hikmetse ona hiçbir kimse kardeş gösterilmemişti. Ulviyet madeni Hazreti Ali boynu bükük mahzun mahzun bekliyordu. Nihayet dayanamadı. Bir gün Allah sevgilisinin huzuruna çıkıp derdini dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü, benim kardeşim yok mu? Alemin rahmeti, cihanın zineti Cenab-ı Mustafa buyurdular ki senin kardeşin benim. Bir başka hadis, Ali dünya ve ahirette kardeşimdir. Bu gökler dolusu devlet karşısında Hazreti Ali sevincinden ve saadetinden çırpınan bir alev gibi pırıldayıp durdu. Evet arkadaşlar, Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.